Kıymetli izleyenler, hayırlı akşamlar. Bir zirve programıyla daha karşınızdayız. Zirvede değerli konukları misafir etmeye devam ediyoruz. Kıymetli simaları konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün de aramızda Mevka Konya YDO Koordinatörü Sayın İsmail Ünver Bey var. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle teşekkür ediyoruz programımıza vakit ayırıp katıldığınız için. Biz de sizlere davetiniz için teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hem de ekranlar başındaki izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah, hayırlı akşamlar. Şimdi biz Mevka'yı anlatacağız. Öncelikle YDO dedim isminizin önünde ama o YDO ne demek? Evet. Onları soracağız size. Mevka'nın işte hizmetleri neler, destekleri neler? Çünkü bu noktada eksik olduğumuz çok konular var. Vatandaş olarak da bizler de bilmiyoruz birçok desteklerin neler olduğunu bilmiyoruz. Ya da takip edemiyoruz. Onlarla alakalı sizden bilgi almak istiyoruz. Öncelikle Mevka ne iş yapar? YDO nedir? Bize bunlardan bir bahseder misiniz? Eyvallah. Tabii dünyada ve Avrupa'daki kalkınma ajansları örnekleri incelendikten sonra dönemli devlet planlama teşkilatı, şimdiki adıyla Kalkınma Bakanlığı, bu modelin Türkiye'de de uygulanması yönünde bir adım atıyor. Ve bildiğiniz üzere 81 tane ilimizin tamamını kapsayan 26 bölgede 26 kalkınma ajansı faaliyetlerine başlıyor. Konya Karaman bölgesine hizmet veren Mevlana Kalkınma Ajansımız da bu kalkınma ajanslarımızdan bir tanesi. Tabii ismimizin önünde bir Mevlana ifadesi var, kelimesi var. Evet. Bu doğrudan Hazreti Mevlana ile turizmle, sosyal konularla alakalı olduğumuzdan değil, Hazreti Mevlana'nın dünyada bilinen, tanınan bir değer olması, evet, Karaman'da validesinin bulunması, evet, kendisinin de buralarda eserlerini kaleme alması, yaşaması ve burada olması sebebiyle Konya için de bu isim uygun görülüyor. Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Karaman bölgesini kapsayan, 2009 yılından bu yana da kurumsal kapasitesini, gelişmesini tamamlamış ve faaliyetlerini yürüten kalkınma ajanslarımızdan bir tanesi. Bölgesel kalkınma gibi bir iddiamız var. Sosyal, ekonomik, kültürel, sağlık birçok alanı kapsayan, evet, ve bunlarla alakalı olarak da doğrudan herhangi bir Dünya Bankası'ndan, IMF'den ya da Avrupa Birliği'nden değil, hazinemizin kendi, devletimizin kendi bütçesinden gelen fonlarla bölgemizde gerek STK'ları, gerek belediyeleri, gerek kamu kurumlarını ve gerekse de özel sektörü hibe yöntemiyle mali destek programlarımızda desteklemeye çalışıyoruz. Tabii kalkınma ajansımızın tek yönü parasal anlamda hibe ve fon veren bir yapı değil. Bunun, evet, yanı sıra sahada analizler yapan, stratejik raporlar yazan, bölge planı hazırlayan, Türkiye'nin vizyon 2023 çerçevesinde Konya'nın vizyonunu ortaya koymaya çalışan, bunlarla alakalı senaryolar, projeksiyonlar geliştiren önemli de bir kurumumuz. Ve tabii tüm kalkınma ajanslarının bünyesinde bulunan 26 merkezde yönetilmesine rağmen 81 ilde, her ilde mevcut olan bir de yatırım destek ofislerimiz var. Kısa adı YDO dediğimiz, evet, yatırım destek ofisleri Konya'da, Karaman'da, Hakkari'de, İstanbul'da, İzmir'de, Tunceli'de, Türkiye'nin bütün illerinde faaliyet gösteriyor. Peki bu yatırım derken ne tarz bir yatırım, nasıl yatırım, her türlü yatırıma mı destek veriyor? Şimdi tabii kalkınma ajansları tabi olmuş olduğu bazı mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde temel anlamda baktığımızda imalat, sanayi, enerji, sağlık, hizmet sektörleri gibi asıl ülkenin ihtiyacı olan, gündeminde önemli bir yer tutan büyük yatırımların ve göreci olarak da önemli sektör yatırımları alakalı süreçleri yöneten, takip eden bir yapıya sahibiz. Yatırım destek ofisleri kalkınma ajansının hibe veren para, fon dağıtan yönünün dışında adeta yatırımcının bir danışmanı, bir teknik yardımcısı, bir asistanı gibi çalışırlar. Bunlar sadece yatırımcılara Konya'yı anlatmak, tanıtmak değil, izin ruhsat süreçlerinde, bürokratik süreçlerde, tüm kamu kurum kuruluşlarıyla işlerinde, şirket kurulum süreçlerinde yatırımcıya destek verirler, yönlendirme yaparlar ve hatta onların bu işlemlerini tek elden takip ve koordine ederek sonuçlandırırlar. Anladım. Dolayısıyla böyle önemli bir vizyonu da sahip. Evet. Peki burada yatırımcı derken yerli yatırımcı mı, yabancı yatırımcı mı, ikisini de mi kapsıyor? Tabii esasında en önemli olan şu, Konya'nın kendi yapısına, ruhuna, kimyasına uygun olan, Konya'nın önünü açacak, katma değer katacak yatırımlar bizim öncelikli tercihimiz ve arzumuzdur. Evet. Ama hizmet anlamında yerli ve yabancı yatırım gibi ayrımımız yok. Evet. Yerli yatırımcılar, Konya, ulusal, uluslararası tüm yatırımcılara hizmet vermekteyiz. Özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'de herhangi bir ilde böylesi bir yapıyla da karşılaşması, onlardan doğrudan destek alıyor olması da onlar açısından hem güven hem kolaylık sağlıyor. Bizim açımızdan da iş ve işlemler noktasında bir hız kazanıyor. Evet. Peki geçenlerde Sudan'dan zannedersem bir heyet getirdiniz. Yani Mevka mı getirdi bunu? Yoksa onların yatırımlarını nasıl yönlendirildi örneğin? Tabii, bu tarz gelenler de oluyor size. Tabii Konya Yatırım Destek Ofisi yatırımcıdan izin ruhsat süreçlerini takip ediyorlar ama tabii masa başında bekleyip doğrudan gelen kağıt kürek evrak işleriyle uğraşmaktan ziyade öncelikle bir yatırımcı bulmanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla Konya'nın önce bir yatırım ortamını, bir cazibe merkezi olduğunu anlatmak, yatırımcılara bunu duyurmak, onları ikna etmek, onları Konya'ya çekmek
ve en nihayetinde Konya geldikten sonra da bu bahsettiğim bürokratik süreçlerde onları yönlendirme işlemleri var. Dolayısıyla bizler yurt içinde ve yurt dışında katılmış olduğumuz seminerler, fuarlar, sempozyumlar, bilgilendirme toplantılarıyla Konya'nın yatırım ortamını özelde özel sektör temsilcilerine anlatıyor ve onlarla alakalı heyetleri de bölgemizde ağırlıyoruz. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi yeri geliyor Sudan'dan, yeri geliyor Körfez bölgesinden, yeri geliyor Avrupa ülkelerinden gelen bu heyetleri biz bölgemizde ağırlıyor. Onları ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsamız ve çeşitli STK'larla işbirliği şeklinde hem onların dış ticaret süreçlerinin arttırılmasına katkı sağlıyor, hem özel sektör yatırımlarının çekilmesi anlamında da adımlar atmış oluyoruz. Şöyle anladım, doğru mu anladım? Evet. Beni eğer yanlışsa düzeltirseniz. Şimdi yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldi örneğin, bir şey bilmiyor. Geçenlerde yaşadık mesela, Katar'dan bir misafirimiz geldi. Evet. Konya'da bir yatırım yapmaya çalışıyor. Tamam. Biz acilen yardımcı olmaya çalıştık ama çok daha açıkçası tatmin olmadı. Örneğin. Bunun gibi yani gelen yatırımcıya birebir mevka, tüm koşullarda devlet garantisi de olmuş oluyor bir nevi. Yardımcı mı oluyor? Kesinlikle. Zaten bir yatırımcı bir bölgeye geldiyse doğrudan ticaret odasına, sanayi odasına bunlara ulaşmak gibi imkanları var. Hatta çok büyük yatırımcılarımız valiliklere, büyükşehir belediyemize gidebilirler. Ancak bu kalkınma ajanslarının bu kendi içindeki yapı kanunla düzenlenmiş ve yerli ve yabancılar konusunda adeta tek durak ofis mantığıyla yeni bir sisteme geçmeyi de arzu ediyorlar. Evet. Yani burada mesele biraz şöyle. Kalkınma ajansı belki tüm süreçlerin koordinasyonu ya da yetkilisi değil. Evet. Fakat onların bir buluşma noktası, bir temas noktası ve adeta bir pasör gibi onların iş ve işlemlerinde kolaylık sağlıyor. Örneğin Katarlı bir yatırımcı dediniz. Bölgemize geliyor. Bir kere dil problemi var. Evet. Bu anlamda kalkınma ajansımız sahip olduğu uzman ekibiyle yabancı dil konusunda verdiği hizmetlerle onları bir rahatlatıyor. Ve hangi şehre geldiğini bilmiyor. Tamam. Belirli bir sermayesi var. İşini büyütmek istiyor, yatırım yapmak istiyor ama 81 ilden neden Konya? O soruya da doğru cevap alabilmek. İstatistiklerle, rakamlarla, sunularla Konya yatırım ortamının tanıtımı, Konya'nın mevcut durumu, uygun yatırım alanları, arazileri, OSB'lerin durumları, alabileceği teşvik ve destekler ve en nihayetinde de izin ruhsat süreçlerinin hangi aşamalardan geçmesi gerekir? Nasıl bir süreç işlemesi gerekir? Bu anlamda işte biz de tek durak ofis mantığında onların şirket kuruluşundan tutun da izin ruhsat süreçlerine kadar teşvik ve destekler hakkında bilgilendirmeden tutun da işte İngilizce eğitim veren özel bir okul var mı sorusuna cevap verinceye kadar böyle bir sistemi ekibimizde sunmaya çalışıyoruz. Yani onlara teknik boyutta destek olmuş oluyorsunuz. Kesinlikle. Ve en önemlisi yatırım yapmaları için ne gerekiyorsa kesinlikle ortama oluşturuyorsunuz siz. Tabii. Artık onlar yatırım ortamının iyileştirme ve geliştirme fonksiyonu var ve en önemlisi de şu. Bu devletimizin sunmuş olduğu bu hizmet tamamen ücretsiz. Evet. Yatırımcıdan herhangi bir ücret talep etmiyor. Ha, orası da çok önemli. Ve yatırımcı geldiği noktada devletin böyle bir hizmetini gördüğü zaman da bir güvenle ayrılıyor. Diyor ki Türkiye güçlü bir ülke, yatırımcının yanında ve güven ortamını sağlayabiliyor. Evet. Buna da güzel anekdot tecrübeler var. Zaman içerisinde İnşallah. Aktarmak isterim. Ben hemen orada şunu sormak istiyorum. Şimdi tamam bunlar yapılıyor. Ama var mı örnekler? Konya'da ne kadar yatırımcı var, yabancı yatırımcı var? Ne kadarlık bir portföye hitap ediliyor? Bununla alakalı bir bilgi alabilir miyiz? Evet. Tabii Anadolu'nun merkezinde yer alan Konya yatırımcılar için de bir cazibe noktası. En başta kendi öz sermayesi, kendi öz dinamikleriyle alakalı konuşmak gerekirse bir tarım şehri olarak bilinen ilimiz bugün ciddi bir sanayi şehri haline de geldi. Tabii dolayısıyla bu hem yurt içinde hem yurt dışında insanların ilgisini çekiyor. Evet. Gerek bizim tanıtımlarımızla, gerek odalarımızın tanıtımlarıyla, valimizin büyükşehirimiz çalışmalarıyla, gerekse de zaten bugün internet ortamında insanların eriştiği hususlara bakıldığında şehrimizin nasıl uygun bir yatırım cazibe merkezi olduğu öne çıkıyor. Tabii Konya'da 40 binden fazla KOBİ faaliyet gösteriyor. 80-90 bin civarında esnafımız var. Yabancı sermayeli firmalar özelinde ise 300'e yakın yabancı sermayeli firma Konya'da faaliyet göstermekte. Bu 300 yabancı sermayeli firmanın biraz detayına inildiği zaman Suriyeli yatırımcılarımızın ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bugün 300 tane yabancı sermayeli firmanın yaklaşık 60 tane Suriyeli, 30'a yakın Alman, 20'ye yakın da Iraklı firma ilk üçü oluşturuyor. Aslında 3-5 yıl önceki istatistiklere döndüğümüzde Konya'da en fazla yabancı sermayeli firması olan ülke Almanya'ydı. Hı hı. Evet. Ama tabii biliyorsunuz Suriye'de bir sıkıntılar yaşandı. İç savaş durumu var. 3-4 milyona yakın insanı biz şu anda topraklarımıza, o Müslüman kardeşlerimizi kabul ettik. Evet. Ama her şey sadece yardım, sadece onlara burada barınma hizmetlerini sağlamak değil, sadece onların bu sıkıntısını gidermek değil. Aynı zamanda orada ciddi sermaye sahip, iş adamı olan, tabii yatırımcı onlar da geldi olan yani. Sadece insanlar da ülkeye sahip insanlar değil. Variyetli insanlar da geldiler. Tabii bunun yanında entelektüel sermaye var. Tabii. Oradaki bilim adamları, mimarlar, tıp doktorları vesaire. Çok yetişmiş insan da geldi. Kesinlikle. Tıbbiye ile uğraşan, herkese sanatkar olan. Kesinlikle. Belki bunların bir kısmını Avrupa ya da yurt dışında başka ülkelere
gitmiş de olabilirler. Muhakkak. Ama baktığımız zaman 3-5 yıl önce Suriye yabancı sermaye firma konusunda çok görünür bir yerlerde değilken bugün 300 firmanın 60 tanesi, yaklaşık %20'si Suriyeli firmalardan oluşuyor. Bunların tamamı imalathanede çok büyük yatırımlar demiyorum ama içlerinde büyük yatırımcı olanlar da var ve ülkemizde bu gün geçtikçe artıyor. Sadece 100 bin Suriyeli burada barındırmıyoruz. Aynı zamanda işletmeleri de Konya'da ağırlamış oluyoruz. Evet. Peki Körfez, tam o bölgeye de değinmişken Körfez'le alakalı bir programımız var. Evet. Körfez programı ve sağlık turizmi ile alakalı bir programımız var. Bununla alakalı da bir bilgi alabilir miyiz? Nedir? Elbette. Tabii biz bölgesel kalkınmadan sorumluyuz. O yüzden alt başlıklarında birçok sektöre kapı aralanabiliyor. Yatırım Destek Ofisi birçok sektörün hizmetinde çalışmalarını yürütüyor. Bunlardan önemli bir tanesi dış ticaret boyutu. Biz Konya'nın aynı zamanda iş ve yatırım ortamının gelişmesi, dış ticaretin artması, ihracatın daha da artarak cari açığa katkı sağlamayı ümit eden bir şehriz. Öyle bir kurumuz. Şimdi önümüzdeki günlerde geçen yılda 100'den fazla Körfez'den yabancı sermaye firmayı Başbakanlık Yatırım Destek Tanıtım Ajansı ve odalarımız işbirliğiyle Konya'da ağırladık. Temelde enerji sektörü ağırlıklı olarak gelen bu misafirlerimizin bu yılda ikinci Körfez zirvesini gerçekleştiriyoruz. 20-23 Mart tarihleri arasında yine Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Kalkınma Ajansımız ve odalarımız işbirliğiyle 130 tane Körfez'den ağırlıklı Suudi Arabistan'dan olan iş adamlarımızı bölgede ağırlayacağız. Bu seneki sektörümüz, odak konumuz ise tarım ve hayvancılık. Evet. Elbette Türkiye'nin en büyük tarım hayvan tarım alet makineleri fuarı şehrimizde düzenleniyor. Bu alanda Türkiye lideriyiz ve tarım hayvancılık konusunda da istatistikler bakımından da Türkiye lideri olan şehrimizde bu sene içinde böyle bir konsept belirledik. O sektörden insanları ağırlayacağız inşallah. Evet. Bu insanlar doğrudan bir yatırım projesine, bir yatırım fikrine ve ortaklığına gelen insanlar. Çok yoğun başvuru vardı. 500'leri bulabilecek şekildeydi. 250-300 tane net başvuru geldi. Bunları işte hem de ağırlanabilir, yönetilebilir olması bakımından 130'a zorla sınırlayabildik. Oldukça yoğunda bir talep alıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Peki yani yatırımcılara tam manasıyla hizmetlerden bahsettiniz tabii ki. Ancak işte Konya'da özelde baktığımız zaman, Konya özelde baktığımız zaman ne tarz faaliyet alanlarına yönlendiriyorsunuz? Mesela bir enerjiyle alakalı Konya'da evet, bu tarz yönlendirmeleriniz oluyor mu? Ve Konya'ya yabancı sermayenin enerji yatırımları ne düzeyde ilerliyor? Tabii az önce de arz ettim. Konya Anadolu'nun merkezinde bir cazibe merkezi. 41 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne 2 milyon aşkın nüfusa sahip. Sahip olduğu 4 tane üniversitesi, 100 binden fazla öğrencisi. Mesleki ve teknik eğitimde çok iyi bir noktada olması yatırımcılar noktasında da birçok sektörde iddialı ve potansiyel anlamda da iyi bir noktada. Tabii otomotiv, yan sanayi, döküm, ayakkabıcılık, gıda, plastik, ambalaj, araç üstü vinç ekipmanlar, değirmen makineleri birçok sektörde Konya lider. Ama bahsettiğiniz gibi enerji, ilaç, savunma sanayi, bilişim ve yazılımda da biz bunları potansiyel sektörler olarak değerlendiriyoruz. Bunlar arasında en çok öne çıkan son dönemde enerji ve savunma sanayi. Özellikle enerji ise tabii Türkiye'deki bir güneşlenme haritasını gözümüzün önüne getirdiğimizde en feasible güneşlenme ve radyasyon değeri en iyi bölgelerden, illerden bir tanesinin Konya olduğunu görüyoruz. Sahip olduğu düz geniş coğrafya, radyasyon değeri ve öne çıkan ilçeleriyle beraber Konya bu anlamda bir cazibe merkezi. En öne çıkan ilçesi ne derseniz de Karapınar ilçemiz. Evet. Biliyorsunuz 4-5 yıl öncesi Bakanlar Kurulu kararıyla Karapınar'da 60 milyon metrekarelik bir alan enerji ihtisas endüstri bölgesi ilan edildi. Bu ne demek? Özel bir alan var, 60 milyon metrekare ve burada sadece enerji üzerine yatırımlar gerçekleşecek. Bunun da ilk etap ihalesi tamamlandı. 1000 megawattlık bir ihale geçtiğimiz yıl Mart ayında tamamlandı. 1000 megawattlık ihalenin yaklaşık 1.3 milyar dolarla bir Türk, bir Güney Koreli firmanın kazanmasıyla neticelenmiş oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yatırımın hem o ilçemizde hem ilimizde büyük bir hareketle sebep olacağını düşünüyoruz. Tabii bir de lisanssız enerji boyutu var. 1 megawata kadar hükümetimizin açmış olduğu bir program kapsamında daha rahat işleyen bir süreç var. 10 yıl arım garantisi olan yaptığınız yatırımın 5-6 yıl içerisinde geri dönüş alabildiğinizde bir lisanssız güneş enerji santral boyutu var. Aynen. Burada da Konya çok iyi noktada. Kurulu güç anlamında en yüksek megawattın Konya'da olduğunu da burada söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla Körfez'de insanlar otel işiyle uğraşıyor, hizmet işiyle uğraşıyor, hayvancılık işiyle uğraşıyor, sanayi işiyle uğraşıyor. Ama arka planda bize enerjiyle de alakalı çok sorular soruyorlar. Özel misafirleri de ağırlıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Tam bu noktada şunu sormak istiyorum.
Şimdi Konya'nın peki bu noktada potansiyelini, yani ne kadarlık bir şu an sermayede bir yabancı yatırım potansiyeli var ve işte önümüzdeki süreçte siz ne kadarlık bir yatırım çekmeyi hedefliyorsunuz? Bununla alakalı bir çalışmalarınız var mı? Bununla ilgili şöyle, tabii kendimize göre bazı stratejiler var, analizleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin bu 300 tane yabancı sermayeli firmanın 200'e yakını son 5 yılda gerçekleşmiş. Sadece 2017 yılında 45 tane yabancı sermayeli firma kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her yıl 50-60-70 sayıda yabancı sermayeli firma girişi gerçekleşiyor. Ve bunlar artık nitelikli girişler de olmaya başlıyor. İmalat 60-70 ağırlıklı tane enerji. Dediniz. Tabii. Doğru mu? Mesela bu sene 45 tane yabancı evet. sermayeli firma kuruldu. Önümüzdeki yıl 60 tane bekliyoruz ve bu sayı giderek artacak. Ama elbette Konya'nın bu sahip olduğu potansiyel güç göz önüne alındığında ve Türkiye'deki 60 bin tane yabancı sermayeli firma olduğu bilgisini de önümüze koyduğumuzda bu sayı yeterli değil. Evet. Bu sayıyı arttırmamız lazım. Ülkemize daha çok yabancı sermaye girişiyle beraber o rahatlamayı sağlamalıyız. Ama burada dediğim gibi hassas konulardan bir tanesi benim kendi şahsım özelinde Konya'nın yapısına, ruhuna, kimyasına uygun yatırımlarla beraber tabii. yeni istihdamların olduğu, katma değerin sağlandığı büyük yatırımların gelmesi en büyük temennimiz. Yoksa yani sadece yabancı yatırımcı gelsin diye yabancı tabii. yatırımcıyı çağırmak da çok değil. Açıkçası mantıklı gelmiyor. Evet. Peki girişimcilere ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Şimdi Mevkan'ın bir avantajı gördüğüm kadarıyla şu oluyor. Başka tarz girişimcilik destekleri ya da destek veren kurumlar çok fazla evrak prosedürleri var. Daha yoğun bir sistematik gerektiriyor. İşte evet. özellikle Avrupa Birliği fonundan falan geliyorsa para canınız çıkıyor desteği alıncaya kadar açıkçası. Mevka bu noktada biraz daha rahat. Fakat ne gibi konularda destek veriyor? Girişimciler ne gibi faydalanabilir sizin desteklerinizden? Tabii Kalkınma Ajansı'nın bu noktada desteklerini belki ikiye ayırabiliriz. Bir teknik destek, onları yönlendirme, bilgilendirme. Ya evet, o araştırma bir, kısımlarını da bir, izah ederseniz. Evet. Çünkü orada bir emek var. Siz de işin orada arazisindesiniz. O emeği oluşturuyorsunuz. Konya'nın potansiyelini çıkarttığınız Kesinlikle. Analizler var. Onlar da çok güzel çalışmalar. Hem onları hem de diğer konuyu da bahsederseniz. Tabii şimdi Melih Ağa Kalkınma, önce maddi desteklerden evet. biraz bahsedelim. Merak edilen konulardan. Yaklaşık 8-9 yıldır bölgede çıkmış olduğumuz mali destek programlarıyla 100 milyon TL'den fazla parayı fon olarak dağıtmış durumdayız. Tabii Kalkınma Ajansı'nın desteklerinin belirli limitleri var. Örneğin bir projenin %50'den fazlasını destekleyemez ve 750 bin TL destek miktarının üzerine çıkamaz. Dolayısıyla 100 milyon TL'lik bir sermaye fon girişinden, hibe girişinden bahsettiğinizde bir karşılığında bir o kadar da paranın ortaya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kalkınma Ajansımız 200-300 milyon TL'lik bir sermaye hareketine vesile oldu. 300'e yakın proje desteklendi. KOBİ projesi desteklendi. Bunlar tabii yerleşik firmalar, makine tesisat, ekipman gibi sektörel anlamda katkı sağladığımız boyutlar. Bir de işin girişimcilik boyutu var. Yani işte İnopark'ta, Teknokent'te ya da üniversitede ya da kendi bir iş fikri olan ve bunu geliştirmek isteyen insanlar da Kalkınma Ajansımızdan çeşitli imkanlardan yararlanabiliyor. Bunların en başında... Buna örnek İnopark mesela değil mi? Aynen. Şimdi örneği çok iyi bir örnek verdiniz. Kalkınma Ajansları'nın bir de güdümlü proje destekleri var. Bu güdümlü proje destekleri doğrudan özel sektörde bir firma ya da işletme değil de belirli bir konsorsiyumla, STK'lar, meslek odaları, kamu eliyle bölgeye kazandırılması arzu edilen bazı çalışmalar var. Yine bölgenin ortak aklıyla ortaya konulan projelerin en faydalı olacağı düşünülen, en fazla kendi reytinge sahip olan ve o dönem için uygun görülen projeleri destekleniyor. Bunlardan bir tanesi bölgesel inovasyon merkezi dediğimiz bir güdümlü proje desteğimizdi. O kuruldu. Hemen OSB'nin yanında sanayi odamızın öncülüğünde Mevka desteğiyle ve bu şu anda İnopark olarak bilinen ikinci teknokentimiz oldu. Teknoloji geliştirme bölgemiz oldu. Dolayısıyla Kalkınma Ajansı bu anlamda güdümlü projesiyle aslında belki şu anda orada faaliyet gösteren 40-50 tane girişimcinin evet. sürekli yenilenen bir yapının da vesilesi oldu, temellerini atmış oldu. Evet. Peki tamam, işin araştırma yani ARGE boyutlarında ne gibi çalışmalar var? Bir de onlardan bahseder misiniz? Şimdi tabii bu girişimcilik boyutu her zaman dile getirilen bir konu. Biz daha çok olayın biraz daha popüler adıyla söylüyorum, melek yatırımcılık denilen kısmındayız. Evet. Yani işte ARGE'si, inovasyonu, çeşitli yazılımla alakalı fikri olan insanlar var, projeleri var. Fakat bunlar sermaye ihtiyacı var. Bunlar herhangi bir kredi almak istemiyor. Ya da biriyle yola çıkmak istiyor. Ona bir abilik edecek, mentörlük edecek, onu yönlendirecek yatırımcılar arıyorlar. Bu da yine işte o Amerika'daki popüler tanımıyla
işte business angel dedikleri, angel investor dedikleri melek yatırımcılık, iş melekleri kavramı devreye giriyor. Biz de Konya'da hem bu işin böyle kredilerle olmasın, hem insanlar bankalara gitmesin, hem yapılar güçlenirken başka tecrübelerden istifade etsinler. Evet. Çok da tatlı bir konu olduğu için bu konu üzerine eğildik açıkçası. Ve Konya'da yine Innopark, Konya Teknokent ve odalarımız işbirliğiyle bir melek yatırım ağı kurma süreci devam ettiriyoruz. Sağ olsunlar Innopark Genel Müdürümüz Fatih Bozsal hocamız da bu işi sahiplendiler. Şu anda bir çalışma yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde inşallah bunda lansmanı yapıp deklarasyonunu açıklayacağız. Evet. Güzel bir melek yatırım ağı kurulacak ve girişimciler projelerine yerelden ya da ulusaldan sermaye ve fon bulmuş olacaklar. Yani şimdi Innopark'ın içinde peki tam yapılan çalışmalar neler? Orayı bize bir detaylı bir açıklayabilir misiniz? Tabii yine kendi bildiğimiz çerçeve kadarıyla. Tabii Innopark bir teknoloji geliştirme bölgesi. Eskiden Konya Teknokentimiz vardı. Şimdi bir de Innopark'ımız oldu. Innopark'ın bir avantajı OSB'nin içinde yer alıyor olması. Sanayiciye çok yakın olması. Ve orada yer alan girişimcilerin de yazılım Ar-Ge girişim alanında bile olsa o ekosistemi, o havayı soluyor olmaları bizim için çok önemli. İşte 40'a yakın firmamız orada bir kuluçka dönemi geçiriyorlar, büyümeye çalışıyorlar. Sahip oldukları test ve mükemmeliyet merkezleriyle sanayicinin bazı konularında kolaylık sağlıyor. Yine danışmanlık ve proje hizmetleri sunuyorlar. Ve aynı zamanda TÜBİTAK 1512 gibi girişimcilerle alakalı projelerin yönetilmesinde, seçiminde de etkin rol alıyorlar. Girişim Rampası isimli bir çalışma başlatıldı. Orada teknoloji bir transfer ofisimiz var. Bu işlemler yürütülüyor. Dolayısıyla hem girişim tarafında hem sanayici tarafında yoğun hizmetler verilmekte. Evet. Peki internet sitesiyle alakalı orada bir çalışmanız var. Tam olarak internet sitesi ne gibi kaynaklara yardımcı oluyor? Evet. Vatandaşlar girdiği zaman nelerden istifade edebiliyor? Oradaki hangi verilerden istifade edebiliyor? Çünkü çalışmaları zannedersem hepsini oraya yüklüyorsunuz. Kesinlikle. O araştırmaları. Biz hani anlatıyorduk ya işte Konya'nın cazibe merkezini anlatmamız, onun lansmanını, promosyonu iyi yapmamız lazım. Dolayısıyla yatırımcıların bu alandaki sorularına cevap verilebilmeli. Ama siz herkese ulaşamıyorsunuz. Herkese sizi ziyaret etme durumu yok. İnternet üzerinden bazı erişilebilir bir ortam ihtiyacı var. Bu noktada investingkonya.gov.tr isimli bir İngilizce, Konya'da yatırım.gov.tr uzantılı da bir Türkçe web sitemiz var. Eş zamanlı olarak bu iki siteyi de güncellemeye çalışıyoruz. Bu sitenin içerisine girdiğinizde güçlü sektörlerle alakalı veriler, raporlar, analizler, istatistikler yer almakta. Konya'nın yatırım ortamı, yatırım alanları, uygun yatırım yerleriyle ilgili bilgiler var. Şu anda tüm Türkiye'de sadece Mevlana Kalkınma Ajansı değil, bir yatırımcı, tarım hayvancılık alanı da olabilir, Ar-Ge ile ilgili bir alan olabilir, dış ticaretle ilgili bir konu olabilir. Hangi teşvik ve destekleri alabilir? Tüm bunları cevaplamaya çalıştığımız, bunları Türkçe ve İngilizce bir web sitesi üzerinden insanlara ulaştırdığımız bir yapı mevcut. Aynı zamanda bu web sitesinden yatırımcılar Türkçe ve İngilizce formu doldurarak bize doğrudan da ulaşabiliyorlar. Adam bir form gönderiyor İtalya'dan. Evet. Ben de şu sektörde faaliyet gösteriyorum. Şöyle bir sermayem var. Şehrinizle ilgileniyorum. Ne gibi avantajlar sunuyorsunuz? Dolayısıyla biz onlara telefonla, maille, bazen yüz yüze temaslarla da yardımcı oluyoruz. Evet. Peki yurt dışından yatırımcı size ulaşmadı. Ama siz mevka olarak o yatırımcılara mailler gönderiyorsunuz değil mi? Yani bilgilendirmeler tabii, yapıyorsunuz kesinlikle. Konya ile alakalı. Tabii. Ve Konya'nın tanıtımıyla alakalı. Kesinlikle. Buna bir küçük birkaç örnek verelim. Örneğin tabii burada ticaret odası, sanat odası ve borsamızda olan işbirliğinin öneminden de bahsetme gerekir. Zira onlara ne zaman bir yatırımcı geldiğinde, bir yabancı yatırımcı geldiğinde Mevka'da bir yatırım destek ofisi var. O sizi daha iyi bilgilendirebilir, yönlendirebilir. Oradan da istifade edebilirsiniz şeklinde bize yönlendirme yapıyorlar. Allah razı olsun. Bu noktada onlara hasreten başkanlarımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tabii ticaret müşavirliklerimiz var. 200'e yakın ticaret müşavirliğimiz var. Onlara gönderdiğimiz maillerle efendim bu ekteki dosyalarımız, bu Konya'nın yatırım ortamı, bu bazı veriler. Bunları bölgenizdeki yatırımcılara, odalarla paylaşır mısınız diyoruz. O anlamda destek alıyoruz onlardan. Bir de tüm dünyadaki ticaret ve sanayi odaları var. Bir gün oturup bunları bir analiz ettik, inceledik. Odalarımızdan da destek aldık. O odalara da toplu yazışmalar yaparak, biz Türkiye'de bir şehriz, güçlü yanlarımız bunlardır. İlgilenen yatırımcılar olursa davet ediyoruz. Yine bu yurt dışındaki odalara herhangi bir sektörde, güçlü olduğumuz bir sektörde, dış ticaret potansiyelimizle alakalı, ihracatımızı artıracak konularda heyetler getirmeleri durumunda da onları burada ağırlayabileceğimizi, ikili iş görüşmeleri organize edebileceğimizi ve yardımcı olacağımız konularla alakalı hep yazışmalar, görüşmeler yapıyoruz. Evet. Peki Mevka nerede? İşte vatandaşlarımız gitmek istese direkt hangi birime gidip oradan
bilgi alacaklar? Bunlarla alakalı bir şey bahseder misiniz? Eyvallah. Tabii son adresimizi söyleyelim. Evet. Anıt civarında Meram Belediyesi'nin eski hizmet binasında, orada Kalkınma Ajansımız KOP Bölge İdaresi ile birlikte faaliyetlerini yürütüyor. 4. 5. ve 6. katlarda Kalkınma Ajansımız hizmet veriyor. Evet. Gelmek isteyen yatırımcılarımızı her zaman bekliyoruz. Çaya sorular olursa sohbete her zaman bekleriz onları. Biz de 5. katta faaliyet gösteriyoruz. Tabii projelerle alakalı Mevkan'ın verdiği desteklerle ilgili bir sorusu olanlar program yönetim birimimiz ilgilenmekte. Ama Türkiye'deki teşvik destekler, yatırım ortamı, şirketimi nasıl kurarım, işimi nasıl büyütürüm, şu izin ve ruhsat süreçleri nasıl aşabilirim ya da onlarla ilgili bilgi alırım denilirse de bu noktada yatırım destek ofisimiz Konya'da hizmet veriyor. Bir ofisimiz de Karaman'da. Karaman yatırım destek ofisimizde gerek Karaman'dakiler ve diğer ulusal uluslararası yatırımcılar için orada faaliyet gösteriyor. Orada güçlü, güzel bir ekibimiz var. Evet. Peki sosyal alanda da bazı destekler var. Evet. İşte STK'lara verilen destekler falan var. Bir de bunlardan bahseder misiniz? Neler veriliyor? Evet. Ve burada ne tarz eğitimlere destekler veriyorsunuz? Tabii bölgesel kalkınmaya odaklı olduğumuz için sadece her şey yatırım, özel sektör evet. değil. Sosyal, eğitim, aile bu gibi kavramlar da bizim için çok önemli. Belki biz doğrudan icracı bir kuruluş değiliz. Evet. Doğrudan kendi ekibimizle bir konuya temas edemiyoruz. Ama vermiş olduğumuz doğrudan faaliyet isimli desteklerimizle, fizibilite desteklerimizle, teknik desteklerle sahada bazı analizler, bazı araştırmaların yapılması, bazı envanterlerin çıkarılması, sosyal dokunun deseninin ortaya konması ve özellikle de eğitim konularında vermiş olduğumuz desteklerle bölgenin birçok alandaki kapasitesini arttırmaya dönük çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Bugün bize uyuşturucuyla mücadele alakalı da bir proje gelebilir. Proje gelse destek veriyoruz. Trafikte bazı kurallar saygıyla alakalı bir destek de gelebilir. Yani proje başvurusu gelebilir. Ya da dış ticaret eğitimle alakalı bir konuda gelebilir. Bu anlamda yelpaze çok geniş. Evet. Peki siz birçok yere gidiyorsunuz. Evet. Oralarda girişimcilik eğitimleri veriyorsunuz. Gençlerle buluşuyorsunuz. Evet. Ne anlatıyorsunuz gençlere? Tabii sağ olsun hocalarımız davet ediyorlar. Çeşitli üniversitelerde, meslek yüksek okullarında hatta liselerde buluşuyoruz. Genç siyatlarla, genç aslında yani genç şunu siyatlarla buluşuyoruz. Orada. Mevka ne amaçlıyor? Evet. Yani orada tamam üniversitede gençlerle görüşüyor ama ne amaçlıyor? Tabii biz şimdi dünyadan biraz baktığımız zaman ülkeler güçlü yapılara sahip ve öne çıkıyorlar. Bugün insanlara soruyoruz. Almanya neden güçlü diyoruz? İşte ekonomisi güçlü, sanayisi güçlü deniyor. Yani Almanya'nın bürokrasisi güçlü, Almanya'nın kalkınma ajansı çok iyi çalışıyor, Almanya'nın belediyesi çok güçlüden önce bir Almanya neden dünyada güçlü bir ülke denildiğinde hemen özel sektör akla geliyor. Sanayisi, ekonomisi üretimi, vesairesi. Ve çeşitli markaları. Evet, markaları. Şimdi dolayısıyla bizim de 2023'e giden Türkiye'de 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. 2 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla. 30 bin, 25 bin dolar kişi başı milli gelirleri hedefliyoruz. Ve dünyada bilinen 10 marka çıkarmak istiyoruz. Evet. Bugün demek ki Almanya Başbakanı kendini güçlü hissediyorsa, Fransa Cumhurbaşkanı kendini güçlü hissediyorsa ülkesinin gücünden geliyor. Onun da sermaye ve ekonomisinden geliyor. Onun da temeline indiğiniz zaman markaların özel sektöre geliyor. Dolayısıyla biz de gençlerle yaptığımız bu buluşmalarda girişimciliğin önemi, KOBİ'lerin önemi, büyük işletmelerin önemi ve yeni Türkiye güçlü Konya idealine nasıl ulaşabiliriz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Elbette bunları anlatan birisi olup kendim de kamuda çalışıyorum ama ülkemizin doğru girişimcilere, iyi girişimcilere ihtiyacı var. İyi desteklenmeleri lazım ve bu anlamda fırsat eldeyken hem maddi hem manevi hem teknik imkanlar varken bunları onlara en iyi şekilde anlatabilmek, hizmeti ayağına götürmek icap ediyor. Çünkü çok parlak gençlerimiz var, çok güzel fikirleri var. Ama bazen hangi desteği alacaklarını bilmiyorlar, hangi süreçlere adım atmalarını gerektiğini bilmiyorlar. Ve bir de işin motivasyon boyutu var. Evet. Şahsen benim üniversitelerde yapmış olduğumuz sunumlarda, gençlik arkadaşlarla yapmış olduğumuz buluşmalarda sadece ekonomi anlatmıyoruz, sadece teşvik destekleri anlatmıyoruz. Tarihsel süreçlerden de bahsediyoruz. Ecdattan bahsediyoruz. Osmanlı'dan bahsediyoruz. Evet. Yeni Türkiye, güçlü Türkiye idealinden bahsediyoruz. Ve topyekun bir motivasyon çalışması olsun istiyoruz yani. Evet. Peki bu OSEK konferansları, evet. Şimdi Konya otomotiv sanayinde ciddi hızlı ilerliyor. Kesinlikle. Birçok çalışması var. OSEK tam olarak ne yapıyor? Önümüzde zannedersem yakın zamanda Hı-hı. olacak bu programda. O programın içeriği ne? Mevka olayın neresinde? Evet. Bundan da bahseder misiniz? Öncelikle Mevlana Kalkınma Ajansı olarak olayın manevi destekçisiyiz. Evet. Olayın yanındayız ama organizasyon boyutunda burada Konya Sanayi Odamızın ve Konya Otomotiv İş Kümemizin hakkını vermek gerekir. Bu sene 5.sini düzenliyorlar. 2 evet. yılda bir düzenleniyor. Ve her yıl bir, her dönem bir tema seçiliyor. Bu dönemde bildiğim kadarıyla tasarımla alakalı
bir konu gündeme geldi. Daha önce yerli otomobil, yerli motorla ilgili çalışmalar vardı. Şimdi tabii Türkiye'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi imalat sanayi. Tüketim değil, üretim toplumu olmak. Evet. Ve hep içimizde bir uhdedir. Olay nereye gideceğini bilmiyoruz. Dünyada söz sahibi olabilir miyiz? Umut ediyoruz. Ama kendi otomobili üretme konusu, devrim otomobilinden başlayan o hikayeyi evet. güzel bir şekilde taçlandırıp ve sonlandırmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi 1960'lı yıllarda bir devrim evet. otomobil hikayesi var. Çok az bir bütçeyle, kısıtlı imkanlarla bir otomobil üretiliyor. Ve çeşitli merhalelerden geçince bir başarısızlık varmış gibi proje rafa kalkıyor. Evet. Ama işte geldiğimiz zaman 50-60 sene sonrasında hala yerli otomobilimiz var. O yüzden hem Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hem baba yiğitler konusundaki açıklamalarıyla beraber Türkiye son dönemde biraz daha bu konu üzerine eğildi. TÜBİTAK'ın çok ciddi yönlendirmeleri var ve son dönemde bir açıklama geldi. Artık 5 baba yiğit bir konsorsiyumla beraber bu işi üstlendiler. Ve asıl hedefimiz konvansiyonel benzin ya da dizel araçlar değil. Elbette onlar da olacak. Evet. Ama dünyanın gidişatına uygun olarak elektrikli otomobiller konusunda da mesafe almak istiyoruz. Tabii Konya'da bu noktada ben de varım diyor, adayım diyor. Güçlü şehirlerden bir tanesi. İşte bu noktada dönemin Muammer Eroğlu valimizin öncülüğünde bir evet. komisyon oluşturuldu. Orada Mevlana Kalkınma Ajansı, KOB idaremiz, 3 tane odamız da yer aldı. Orada bir çalışma ortaya koyduk. Bir rapor çıktı bu komisyondan. Daha sonra Alman bir firmaya bir fizibilite çalışması gerçekleştirildi. Ve Konya'da yerli otomobil üretebilirlik çalışması ortaya kondu. Bu sadece yerli otomobil değil, diğer otomotiv şirketlerini de ilgilendiren bir konuydu. Ve o günlerde daha baba yiğitler de henüz belli değildi ve açıklama yapılmamıştı. Dolayısıyla Konya son 3-5 yıldır bu konunun peşinde, hevesinde sahip olduğu otomotiv yan sanayi altyapısı, döküm sanayi altyapısı, lojistik avantajları, hızlı tren bağlantıları, demiryolu bağlantıları, en fazla ile karayoluyla ulaşabilme ve duble yol bağlantılarıyla beraber bugün Mersin Limanı'na 4 saatte inebiliyoruz. Bunlar da zamanla rehabilite edilecek ve süreler kısaltacak. Biz kendimizi bir cazibe merkezi görüyoruz bu alanda. Zaten yerli otomobil bizi heyecanlandırdı. Çünkü takdir edersiniz ki bu işin ilk pazarı Orta Doğu, tabii. Türkiye Cumhuriyetler, gönül coğrafyamız, Balkanlar konusu var. Bu anlamda da Konya'nın tam Türkiye'nin merkezinde olması, bir kere iç pazar burada çok önemli. Ve diğer Orta Doğu bölgesi var. Ve biz de diyoruz ki hem lojistik anlamında hem üretim imkanları hem sahip olduğu iş gücü kapasitesiyle Konya bu işe aday diyoruz. Her şeyle dört dörtlük müdür? O ayrı bir konu. Siz buraya böyle bir ciddi yatırma niyet ettikten sonra zaten burası bir cazibe merkezi olacak. Tabii. Hem buradaki sanayicimiz, iş adamımız, müteşebbimiz bu alanda yatırım yapmaya niyet edecek. Hem de zaten kalifiye yatırım ve iş gücü de bu bölgeyi tercih etmiş olacak. Evet. Bizim odalarla beraber yapılan çalışmalarda ortaya konulan bir ihracat vizyonu var. 2023'te Türkiye 500 milyar dolara gelecekse Konya'nın hedefi de 15 milyar dolar ihracata ulaşmak. Şu anda 1,5 milyar dolar. Evet. Potansiyelin çok gerisinde. Ama işte bu yerli otomobillerle, bu gibi yatırımlarla bu hedef çok daha yakından, ıskalanmadan yakalanabilecek diye düşünüyoruz. İnşallah. İnşallah. Tabii ki bu ancak üretimle sağlanır. Böyle bir hedefe ancak üretimle varılır. Umarız ki bu tarz yatırımlar artar, oluşur. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi devrim otomobiline konuşulduğu dönemler 1960'lar. Bugüne evet. kadar hala bir yerli otomobil üretebilmiş değiliz. Ki Konya gibi potansiyelde bugün organize sanayilerini gezdiğiniz zaman bakıyorsunuz. Tabii ki. Biz gayet bunu rahat bir şekilde üretebiliriz ve piyasaya da çıkartabiliriz. Evet. Pazarı da görebiliyorsunuz. İnşallah bir an önce olur. Ve sadece yakıtlarla değil de elektrikli otomobillerin hı. olması konusu da muhakkak önemli. Kesinlikle. Peki yakın zamanlarda Hindistan'dan, Yemen'den gene iş adamlarını misafir ettiniz. Onların Konya'ya bakışları ne? Yani siz ne görüyorsunuz yurt dışından gelen misafirlerin Konya ile ilgili değerlendirmelerini ne görüyorsunuz öncelikle? Daha sonra Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini nasıl görüyorsunuz? Dışarıdan gelen bir iş adamı açıkçası şunu sormak istiyorum. Evet. Nasıl bakıyor? Türk ürünlerine nasıl bakıyor? Türk vatandaşına nasıl bakıyor? Bunu hani bizim Müslüman coğrafya için söyleyebiliriz bazı şeyleri. Tabii bir de gayrimüslimler için bir bakış açısı vardır. Tabii. Önden örneğin Hindistan'dan gelen insanların şeyini bilmiyoruz. Evet. Bakış açılarını bilmiyoruz. Evet. Sizin değerlendirmeleriniz bu konuda neler? Nasıl görüyorlar Konya'yı, Türkiye'yi nasıl görüyorlar? Kesinlikle bu yabancı yatırımcıların bir kere hem ilimize hem ülkemize son dönemlerdeki ilgisi çok önemli. Çünkü çeşitli zor süreçlerden geçiyoruz. O farklı olaylarla lanse ediliyor. Evet. İşte eskiden terör olayları vardı, patlamalar vesaireler. Saldırılar, 15 Temmuz olayı, daha sonra yaşanan bazı konular. Bugün Afrin'de
bir mücadele veriyor. Orada da askerlerimize başarılar, muvaffakiyetler diliyoruz. Evet. Tabii tüm bunları düşündüğünüzde aslında dışarıdan birisi için zor bir coğrafya gibi. Yani buraya gitmek riskli midir? Bu soru işaretleri olabilir. Bunlar çok normal. Ama gerek yapılan PR çalışmalarıyla, gerek tanıtım faaliyetleriyle, gerek ekonominin göstergeleriyle, işte son çeyrekte yakalanan ve ortalama son 5-10 yıldaki büyüme rakamlarıyla beraber, ihracat potansiyeliyle beraber yatırımcılar, özel sektör şunu da görüyor. Türkiye aslında hala güvenli bir liman. Evet. Yatırımlara uygun ve cazip bir ülke. Sadece birkaç alanda değil, birçok alanda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Dediğiniz gibi Hindistan'dan gelen misafirlerimiz mermer işiyle, taş ocak işleriyle ilgileniyordu. Yemenli misafirlerimiz tarım hayvancılıkla ilgileniyordu. Bir başka misafirlerimiz güneş enerjisi yatırımları gibi Suudi Arabistan'dan çıkıp bizi ziyarete gelmişlerdi. Birçok sektörde birçok insan Türkiye ile ve Konya ile ilgileniyor. Bu bizim sevindirici. Ve insanlarla yaptığımız sunumlarda, toplantılarda, paylaşımlarda inanın bu detayları hiç sormuyorlar. Yani artık onların kafasında Türkiye'de sıkıntı olur mu? Konya nasıl bir şehirdir? Güvenilir midir? Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız demiyorlar. Hatta biz sunumlarda bazen biraz da latife olsun diye yani deprem riskinin en düşük olduğu bölgelerden evet. bir tanesi diyoruz. Hani biz yani diğer konular zaten gündemimizde değil. Evet. Bu şekilde yatırımcılar geliyorlar, ilgileniyorlar ama çok güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii her bölgeden, her yerden yatırım çekilmeyebilir. İnsanların farklı beklentileri olabilir. Mesela bir özel yatırımcı yurt dışından diyor ki burada sosyal ortam nasıl diyor, mühendislerim gelecek, Ar-Ge personelim gelecek. Herkese hitap eden imkanlar olur, sosyo-kültürel. Herkese hitap etmeyen konular olur. Ama bizim o gönül coğrafyamız olsun, yine İslam dünyası olsun, Müslüman coğrafya olsun. Bunlar için de aslında ideal, güzel, hem refah hem ferah bir şehir olduğumuz bahsetmek gerek. Yani bugün 41 bin kilometre kare ve 2 milyon nüfustan bahsettik. Evet. İnsanlar İstanbul'da 1 kilometre karede 2900 insan yaşamak durumundayken evet. Konya'da 1 kilometre karede 56 insan yaşıyor. Çok ülkenin toprağı yok. Kesinlikle. Konya kadar. Yani 50 ülkeden daha büyük. Tabii. 50 ülkeden daha kalabalık. Tabii. Ama kilometre kareye düşen insan bakımından da 56 insan. Bugün İstanbul'da bu rakam 2900. Evet. Yani dolayısıyla Konya birçok açıdan maddi, manevi, o huzur vesaire ama sosyal bir nefes aldıracak imkanlara da sahip. O yüzden yatırımcılar memnun. Konya'da olmak istiyorlar. Tabii yatırım duygusal da bir iş. Hani her şey rakamlar, istatistik ya da fizibilite değil, takdir edersiniz yani. Ki. En nihayetinde bir CEO şunu da söyleyebilir. Deniz manzarası olan bir yerde ofisim olsun diyebilir. Evet. Ya da geçtiğimiz günlerde biz Konya Yatırım Destek Ofisi olarak Konya'daki yabancı sermayeli firmalara bir davet gönderip bir otelde topladık. Onlarla bir toplantı yaptık. Ve Konya'da ilk defa yapılan bir zirveydi bu. Siz yabancı sermayeli firmalar olarak Konya'yı tercih ettiniz. Bir kere neden tercih ettiniz? Şu anda memnun musunuz? Sıkıntılarınız var mı? Avantajlı yönler nelerdir? Ve Konya'yla tedarik yapıyor musunuz? İş yapıyor musunuz? Hani buradaki satın alma konuları nelerdir diye. Örneğin bir Afganlı yatırımcı şöyle bir ifadede bulundu. Neden Konya dedik? İstanbul ya da Konya'yı seçmem gerekiyor dedi. En son rakamlar, istatik, fizibilite. Ama dedi Hazreti Mevlana Konya'da. Mevlana da bizim için önemli bir değer. Evet. Konya olsun dedim. Mevlana da Afganistan'ın şehrinden geldi. Şimdi bakın bambaşka bir boyut. Hani adamın sektörüyle, ticaretle ilgili değil. Evet. En nihayetinde duygusal işler de bu kararlarda etkili oluyor. Evet. Peki Konya İl Yatırım Komitesi diye bir evet. komite var. Bu komiteyi Mevka mı kurdu? Komitenin amacı evet. neler yapıyor? Yatırım var isminde. Tabii. Mevka olayın neresinde tam olarak? Sami Bey, bu ilginç de bir konu. Onun bir hikayesi var. Şimdi özel sektör yatırımlarıyla alakalı birçok kurum ve kuruluş var. Ben de dikkat ederseniz hep bu birlikteliğe, kurumlarla beraberliğe dikkat çekmeye çalışıyorum. Evet. Birlikte Konya'yız diye bir slogan var. Biz de onun bir parçası olmak için çalışıyoruz. Sağ olsun kurumlar da bu noktada yardımlarını esirgemiyorlar. Dedik ki birçok komite ve komisyon var. Bir de il yatırım komitesi olsun. Bu kamu yatırımları değil. Özel sektör yatırımlarını yöneten, onlarla alakalı süreçleri takip eden kurumlar bir araya gelsin. Bölgemize bir yatırımcı mı geliyor? Ya da bir heyet mi gelecek? Ya da biz yurt dışında bir fuara, bir tanıtıma mı gidiyoruz? Ya da dış ticaretle alakalı bir ikili görüşmeler organizasyonu mu var? Bunlarla alakalı bütün kurum kuruluşlardan, özel sektörle doğrudan ilgili kurumlardan, yatırımcının ilk başta kapısını çaldığı kurumlar bir araya gelsin. Bir komite oluşturalım. İşin mutfağındaki insanlarla. Bunları tartışalım. Evet. Yani güzel bir tanıtım filmi yapalım. Güzel bir sunumlar hazırlayalım. Güzel bir web sitesi oluşturalım. Ve bunu hep beraber güncelleyelim. Hep beraber bunları geliştirelim. Avrupa Birliği projesi mi var? Hep beraber yatırım ortamıyla alakalıysa başvuralım. Ve dolayısıyla bir sinerji, bir tek dillilik oluşturmaya çalıştık. Allah razı olsun tüm kurum başkanlarımız buna sıcak baktı.
ve yönetim kurulumuz Vali Bey'imizin başkanlığında da bir yazıyla bu komite oluşmuş oldu. İşin güzelliği şu, bu fikir Konya'dan çıktı. Evet. İl Yatırım Komitesi'ni kuracağız denildi. Ve Kalkınma Bakanlığı şu anda mevzuat değişikliğinde tüm illerde bu komitenin kurulmasını öngörüyor. Dolayısıyla Konya Yatırım Komitesi 81 ile de model olmuş oldu. Evet. Böyle de bir avantajı var. Teşekkür ediyoruz. Mevkan'ın çalışmalarıyla alakalı sizden güzel bilgiler aldık. Ve Konya'nın potansiyelini, bu noktada potansiyelini de görmüş olduk. Yatırımcı potansiyelinin neler olduğunu. Çünkü birçok izleyicilerimiz de bizim gibi muhtemelen bilmiyorlar ne kadar yabancı yatırımcının olduğunu Konya'da. Siz 600'lü rakamlardan bahsettiniz. 600 kadar yatırımcının olduğunu. İnşallah bu sayı artar. Tabii yabancı yatırımın Konya'ya çekilmesi önemli. Ancak yerli üretimin olması çok daha önemli. Bunu her programda da ifade etmeye çalışıyoruz. Yerli milli kaynaklarımızda ve kendi üreticimizde bunların yapılıyor olması çok daha bereketli çalışmalar olduğuna inanıyoruz. İnşallah çalışmalar artarak devam eder. Mevka'ya şahsınızda, kurumunuza da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalardan dolayı Konya'nın kalkınmasına katkı sağlayan çalışmaların artmasını temenni ediyoruz. Size de bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları aldıktan sonra bize verilen süre sona geliyoruz. Evet. Sağ olun. Önce biz şahsınızda, sizin nezdinizde Kanal 42 ailesine, ekranları başlarında bize vakit ayıran izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Mevlana Kalkınma Ajansı hepimizin bir kurumu, kamunun bir kurumu. Slogan gibi olacak ama yatırımcıya, özel sektöre, millete hizmet için var. Yatırım destek ofisimizde bahsettiğiniz gibi iyi özel sektör, katma değerli, kaliteli özel sektör yatırımlarının daha rahat hareket edebilmesi, yatırımcının işine odaklanıp işini nasıl büyütürüm derken arka planındaki sıkıntıları, bürokrasiyi, diğer işlemleri çözmek üzere yola çıkmış bir kurum. Tek durak ofis hizmetimizde şirket kurulumuna yardımcı oluyoruz. Sıfırdan yüze şirketleri kurmaya destekliyoruz. Hibe fonlarla bölgeyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Analizlerle, raporlarla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Bu minvalde Kalkınma Ajansımızı biz daha iyi anlatmalıyız. Eyvallah. İzleyicilerimiz daha araştırıp ilgili olabilirler. Ve hizmet binamızda da her zaman bilgilendirmeye, çaya, sohbete de beklediğimizi ifade eder. Hassaten sizlere tekrar çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bir gidin bir görüşün diye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü son dönemlerde hani desteklerden bazen gerçekten prosedürlerinde bunalmış oluyoruz. Ama Mevka'nın daha farklı, daha avantajlı bir işleyiş yapısının olduğunu ben gözlemledim. Umarım izleyenlerimiz de giderler, bilgi alırlarsa faydalı olur kanaatindeyiz. Değerlendirmek gerekiyor. Üretim konusunda yatırımların teşvik edilmesi güzel bir hadise. Üreticilerimizin de bunu istifade etmesi yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Bir zirvede yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.